Herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Bidaa da değişik rivayetler verilmiş, farklı şeyler getirdiklerini ama verilen şeyin değersizliğini bazen ifade ediyor. Alışverişteki itaati gibi bazen imtihanın imtihayla mukabelesi gibi bir şey oluyor. Burada herhalde, diyelim burada ne var? Deri çok önemli. Kenan elinde başka bir şey falan getiriyorlar. Mısır'da onlar yok. Onları veriyor, karşısında zahiri alıyorlar. Bunun gibi. Böyle derahim, denaniş falan demiyor. O tabi kullanılmıyor da orada. Karşılık, sermaye, para falan gibi. O da bidaat-i mücahit, yani insanların cenneti peyleme adına ortaya koydukları da esasın bidaat-i mücahit. Kayda değmeyen, pazarda piyasada geçerli olmayan, eğlendiğiniz şeyin tam karşılığı hiç olmayan bir şeyle geldik ama esas sen azizsin yani. Verdiğine buna karşı bir şey verdiğinde tasaddukta da bulunuyor yani. Yani sadıklar sıddık, evlat sıddık. Sadıklar sadakatta bulunurlar. Zaten sadaka bir sadakat işaretidir. Evet. Bizimki de öyle yani. Ci'na bi bidaatin muzjatin fe ufilena el-kayl ve tasaddaq aleyna. Evet, cenneti ver. Ondan sonra tasaddaq aleyna rüyetini de ver. Ve tasaddaq aleyna sonra rıdvanını da ver. Böyle. Bizden bu kadar. Demek bir şey yapmayıp da minnacık şeylerle böyle bizden bu kadar demek değil. Ne yaparsanız yapınız, ölesiye çalışsanız o yine bıdaat-ı müzcat. O kadar böyle artık zelli duruma düşmüşler, itizarda bulunacak hale gelmişler. Bu psikolojik tefsir açısından meseleyi yorumlarken onların bu hallerini çok iyi resmetmek lazım. Burada ayrı bir şey daha var yani. Onca zaman geldiler yani az buçuk şekliyle, şemayla, kılığıyla, kıyafetiyle Kıptilere benzemeyen bir insan. Aradan 15 sene de değilse azıcık bazı karinelerle insan görebilir. Ya o kendini saklıyor bazını gözünü kapatarak mesela bunlar düşünebilir. Veyahut da onlar oradan bir şey koparma adına o kadar gözleri dönük ki o türlü meseleler işin detayı sayıyor. İmanı nazar etmiyorlar. Yoksa şöyle böyle bazı karayine binaen az buçuk bir acaba diyebilirlerdi. Bir acaba bile demediklerine göre herhalde inimak ettikleri mesele onların akıllarını başlarından alıp götürmüştü. Hiç temir edemiyorlardı. Bunlar da yine o tefsir içinde esas mütalaya alınacak şeylerdir. Günümüzde bazı meseleleri çözme adına da bu türlü yaklaşımlar önemlidir yani. Nihayet hadiseler emsal olarak cereyan ediyor. Onlardan o zaman ibret alınabilir. Meseleler arasında şöyle böyle misliyet ölçüsünde bir mutabakat bile insana ilham edeceği şeyler vardır. Değerlendirme imkanı o zaman olur. Çok uzak böyle işte geçmişte olan hadiseler bizi çok alakadar etkiliyor gibi görülen meseleler onlar insana ne ders verir ne de insan onlardan ibret alabilir. Günümüzün böyle bu cahil insanları sanıyorum işte geçmişte olan o kadar diyor mesela. Bazı şeylerde denk geliyor diyor yani. Esas öyle değil. Bütünüyle Kur'an'ın tamamı tam bize göre böyle vicdanlar onu öyle söylemiyorsa mesele uzaktan bakıyor onu. Geçmişte geçmiş insanları, geçmişte bazı kimseleri, geçmişteki bazı yanlışları düzeltmek üzere inmiş bir kitap gibi bakıyorlar. Mesela burada herkes kendisi Yusuf görmesi lazım. Ben Yusuf demesi lazım. Arada sadece fark peygamberlik çizgisi. Meseleyi böyle üzerinize almazsanız hep olur. Romeo Juliet. Bu Shakespeare'in hikayelerini görüyorsunuz mesela. Böyle değil. Bu hikaye değil. Milimi milimine tetabuk eden insanın sergüzeşçisi. Cehaletin bize neler kaybettirdiğini anlar. Tesaddak aleyna demeleri, bizim verdiğimiz şeyin değersizliğini görme, müsamaha ile davran,
veya hakkımızdan daha fazlasını ver demek olur. Bu istediklerinin fazıldan isteme olduğunu ve illaki sadaka anlamında olmadığını zikrediyor. Ve tasaddak aleyne Hasan-ı Basri, Mücahit, İkrime Hazretlerinden Cenab-ı Hakk'a dua ederken Allahümme tasaddak aleyye demeyi tasaddukun karşılığında bir sevap umularak yapılmayı ifade ettiğinden Cenab-ı Hakk'a karşı kullanılmasını kerih görmüşlerdir. Bu manaya da gelmeyebilir yani. Önemli olan talepte esasen kullanılan malzemenin bir naz malzemesi mi, bir niyaz malzemesi mi? Bir yalvarış, yakarış malzemesi mi? Yoksa madem beni var ettin işte bunları da yapmalısın falan gibi müteaddiyane böyle Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlık ifade eden şeylerden sakınmak lazım. Yoksa tasadduk tasadduktur yani.